Ülkemizin üç yanını, dünyanın dörtte üçünü kaplayan, yüzyıllardır insanoğlunun hayallerini ve korkularını süsleyen engin sonsuzluk, denizler. Bu hafta sizlere kendilerini denizlerin gizemini çözmeye ve onları daha güvenli bir yer haline getirmeye adamış TCG Çeşme'den sesleneceğiz. Şimdi gelin kahraman denizcilerimizin hikayesini hep birlikte izleyelim. Hidrografi, dünya üzerinde deniz, akarsu, göl, baraj gölü ve diğer su yollarıyla bunlara bitişik kıyı alanlarında öncelikle seyir güvenliği ve kolaylığı için yapılan ölçümler ve bu ölçümlerin haritalanması ile ilgilenen uygulamalı bir bilim dalıdır. Oşinografi ise en kısa tarifiyle deniz bilimi anlamına gelmektedir. Denizlerdeki su kütlelerinin sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk gibi özelliklerini ve akıntılar, dalgalar gibi parametrelerini inceleyen fiziksel oşinografi ile deniz tabanının askeri uygulamalar açısından özelliklerini inceleyen jeolojik ve jeofizik oşinografinin bir birleşimidir. Oşinografik ve hidrografik verileri elde etmek maksadıyla yapılan tüm ölçüm faaliyetleri MESAHA olarak adlandırılmaktadır. Aralık 1999'da hizmete giren TCG Çeşme, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın emrinde, karasularımızda ve uluslararası sularda hidrografik ve oşinografik MESAHA çalışmalarını gerçekleştiriyor ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek sağlıyor. Binbaşı İnan, TCG Çeşme Komutanı. TCG Çeşme, Silence Band ismiyle 1965 yılında ABD Deniz Kuvvetleri envanterine girmiştir. 28 Ekim 1999 tarihinde Singapur'da gemiye Türk sancağı toka edilmiş, ismi TCG Çeşme, orda numarası A599 olarak değiştirilmiştir. 10 Aralık 1999 tarihinde resmi olarak hizmete girmiştir. TCG Çeşme'nin görevi, deniz yetki alanlarımızda ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ilgi ve etki alanında hidrografik ve oşinografik MESAHA'lar icra etmek ve emir verildiği takdirde arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamaktır. TCG Çeşme yılda ortalama 110 gün limandan ayrı kalmakta ve 1800 saate yakın seyir icra etmektedir. TCG Çeşme 22 Haziran 2012 tarihinde düşürülen F-4E Phantom keşif uçağının arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmiştir. Bölgeye intikalini mütakip yandan taramalı sonarıyla yapmış olduğu araştırmalar neticesinde tespit etmiş olduğu 7 adet teması bölgede bulunan Nautilus gemisine teslim etmiş, Nautilus tarafından yapılan teşhis faaliyetleri neticesinde ilk temas bir konteyner olarak sınıflandırılmış, ikinci temasta ise uçağın enkazına ve müteakiben pilotlarımızın naaşına ulaşılmıştır. TCG Çeşme bu süreç zarfında 30 gün süreyle denizde bulunmuş, yapılan çalışma, gösterilen özveri ve üstün gayret Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından takdir edilmiştir. Dikkat! Takriben 30 dakika sonra bağlı bulunduğumuz Umurili Limanı Yeni Maniskesi'nden havale edilerek Karadeniz'e hidrografik MESAHA ve eğitim çalışmaları maksadıyla ileri harekete geçilecektir. Şu an TCG Çeşme ile seyre kalkıyoruz. Bu seyirde geminin esas görevi olan hidrografik ve oşinografik MESAHA ölçümleri icra edilecek.
Bu ölçümler sırasında kullanılan tüm sistem ve cihazları yakından tanıma fırsatımız olacak. Köprüsü dikkat! Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Tamam. Komutanım, istasyonlar manevra yerlerini aldı, hazır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şu an geminin seyirde kumanda edildiği, tüm seyir ve seyir yardımcı sistemlerinin bulunduğu yer olan köprü üstünde bulunuyoruz. Burada 2 adet su üstü radarı, elektronik harita gösterim sistemi ve OTS gibi seyir yardımcı sistemleriyle muhabere ve mevkilendirme cihazları bulunmaktadır. Ayrıca mesalarda geminin istenilen hat üzerinde hassas olarak ilerlemesini sağlayan ve serdümene yardımcı olmak üzere kullanılan serdümen bilgisayarı bulunmaktadır. Maksimum 15 knot sürat yapabilen, 25 gün boyunca 8000 mil yol giden TCG Çeşme'de 1 adet ana motor ve 2 adet ana makine bulunuyor. Ayrıca gemi bünyesinde ihtiyaç duyulan elektrik üretimini sağlayan 3 adet yardımcı makine daha bulunuyor. Seyirde 24 saat 3 vardiya esasına göre faaliyet gösteren TCG Çeşme'de tüm personel büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi de sancak vasat denilen tarama cihazlarının denize indirildiği yerdeyiz. Burada crane'le CTD dip numune alma, karot ve SVP cihazları denize indirilerek gerekli ölçümler yapılıyor. CTD cihazıyla deniz suyunun şu anki sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk bilgileri alınarak survey laboratuvarına gönderiliyor ve ölçümler sisteme kaydedilerek hidrografik ölçümlerin doğru bilgiler ışığında yapılması sağlanıyor. Mesaha laboratuvarı, yapılan ölçümlerin sergilendiği, kontrol ve kayıt edildiği, gerektiğinde sisteme ihtiyaç duyulan parametrelerin girildiği yer. Burası ölçümlerin beyni konumundadır. Hidrografik faaliyetler kapsamında köprü üstünde serdümen bilgisayarı diye isimlendirilen ekranda görülen hatlarda geminin düz bir şekilde seyretmesi sağlanıyor ve bu sırada dip numune alma cihazı denize indirilerek mevcut bölgeden örnekler alınıyor. Bunlar incelenerek dip tabiatının kaya, çamur, kum veya bunların karışımından olup olmadığı belirleniyor. Deniz suyu profillerini, sıcaklık, iletkenlik ve ses hızı parametrelerini oluşturabilmek maksadıyla su numunesi alma cihazını denize indiriyoruz. Neptün, Neptün 2. Şu anda denize bırakılan cihazsa yandan taramalı sonar. Sonarla deniz tabanında bulunan mayın, boru hattı, batık gibi cisimlerin yüksek çözünürlükteki görüntülerine ulaşılıyor. Yandan taramalı sonarın yaptığı kayıtlar mayın harbinde, denizaltı savunma harbinde ve arama faaliyetlerinde kullanılıyor. TCG Çeşme 20 metreye kadar olan derinliklerde çalışmalarını sürdürebilmektedir. 20 metreden daha sığ sularda görmüş olduğunuz mesaha vasıtası kullanılmaktadır. Mesaha vasıtası teknik açıdan TCG Çeşme'nin bu boyutlara indirilmiş halidir. Havanın iyi olması ve gemide yeterli sayıda mesaha personeli bulunması durumunda TCG Çeşme açık sularda da ölçümlere destek sağlayabilmektedir.
Özellikle seyirlerde, zor şartlarda gemide görev yapan personelin moral ve motivasyonu da unutulmamış. Bunların en başında da yemek geliyor. Türk mutfağına ait her çeşit sulu, fırın ve ızgara yemeklerinin pişirildiği mutfakta yemekler büyük bir titizlikle hazırlanıyor ve vardiya personeline servis ediliyor. Gemiler her türlü iyileştirmeye karşın yaşam yerleri ve sosyal faaliyetler açısından kısıtlı yerlerdir. TCG Çeşme bu konuda şanslı sayılabilir. Burası geminin spor salonu. Burada başta koşu bandı olmak üzere ağırlık istasyonu, kardiyo, fitness çalışmaları için farklı spor aletleri yer almaktadır. Personelin sporla olan ilişkileri hem karada hem denizde devam ediyor. Tüm denizcilere paha biçilmez bilgiler sunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetli bir birimi olan Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı emrinde bilimsel araştırma ve çalışmalarını 15 yıldır başarıyla yürüten TCG Çeşme, tüm personeliyle bundan sonra da kendisine verilen görevleri yapmaya hazırdır.